Samsung teknoloji sektöründe ismini duyurmaya devam etmektedir. Her yerde bir şekilde ismini, markasını bir şekilde duymaktayız. Yani görmekteyiz de diyebiliriz. 5G teknolojisi daha Türkiye'ye gelmeden 6G teknolojisinin ismini duymaya başladık. Yani bir şekilde duyuyoruz bir taraflardan. Şimdi 4G neydi? 4,5G'yi kullanıyoruz Türkiye olarak. 4,5G daha yüksek mobil internet hızı, işte daha fazla data kapasitesi ve düşük gecikme süresi gibi işte olayları işte bunları kapsamaktaydı. Yani kısaca 4,5G'nin 3G ve 4G'den en büyük farkı hızlı olmasıydı. Yani biz böyle bildik. İşte data verilerini falan geçersek o teknik bilgileri. O zaman şimdilik Samsung 6G teknolojisinin neler sunacağı ile ilgili bazı öngörülerde de bulundu diyebiliriz. 5G'nin dünya üzerinde Türkiye Dağ Meclisi'nin dışında 2020'de piyasaya sürüldüğünü yeni yeni görmeye başladık. Ancak şunu gözden kaçırmış olabiliriz diye söylüyorum. 6G hali hazırda yapım aşamasındaymış. Niye mış diyorum? Çünkü böyle bir hazırlık var. 4,5G Türkiye üzerinde 1 Nisan 2016 tarihinde 81 ili kapsayacak şekilde yani tüm Türkiye toprakları üzerinde aktif hale getirilip hizmete sunulmuştu. Bunu hepimiz biliyoruz ve halen kullanmaktayız. 5G'nin de önümüzdeki yıllarda hizmete girmesini beklemekteyiz. Artık avantajıyla, dezavantajıyla bekliyor olacağız. Ancak Güney Kore merkezi teknoloji devi Samsung 5G teknolojisini bir kenara bırakarak 6G teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu konuyla ilgili 2019 yılında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Şirketin 6G teknolojisi üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdi ise Samsung bir belge yayımlayarak Samsung'un 6G vizyonunun neler olduğunu detaylı bir şekilde anlattığını görmüş olduk. Bu belge ile ilgili de detaylara ulaşmak isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmında veya internet sitemizde bulabilirler ve kanala abone olarak bildirimleri açarak bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için bana bildirebilirsiniz. Samsung 6G teknolojinin çıkmasına ilişkin 10 yıl sürelik bir zaman öngörmektedir. Kısaca Türkiye 5G teknolojisiyle yeni tanışıp ayak uydurmaya çalışırken 6G teknolojisi çıkmış olacak ve bu teknolojiyi kullanan devletler olacaktır. Ve halen biz geriden geliyor olacağız gibi öyle gözüküyor. 5G teknolojisine kıyasla 6G teknolojisi Samsung'un görüşüne göre 10 kat daha iyi olacağı vurgulanıyor. Ve gecikme süreleriyle ilgili çok büyük oranda seviye atlanacağı öngörülüyor. Ama her şeyin iyi ve kötü olması gibi bunun da bir avantajı ve dezavantajı olacaktır. Örneğin faturalarınızı düşünün. 1 GB veri indirme hızını standart olarak kullanabileceğiniz bir sistemde faturalarınız şimdikinden kesinlikle daha fazla olacaktır. Öyle değil mi? Yani bir sistem var ve 1 GB veri indirmenizi sağlıyor. Faturanız kesinlikle fazla olacaktır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Xiaomi, Huawei gibi firmalar da bu 6G teknolojiyle ilgili araştırma yaptığı söyleniyor. Ama yine 2012 yılında Samsung'da olduğu gibi işte Samsung'da 2012 yılında iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi aynı şeyler Samsung'u devre dışı bırakarak söylüyorum. Çünkü Samsung böyle bir adıma girdi. Bu resmi olarak yayımlandı. Aynı şekilde Huawei ve Xiaomi gibi firmalar 6G teknolojisi üzerinde çalıştığı ile ilgili yine iddialar ortaya atıldı. Biz daha 5G teknolojisine geçmemişken yani 4,5G'deyiz. 4,5G bile şu anda bize fiyat olarak pahalı geliyor. Evet, daha Türkiye olarak 5G teknolojisine geçmemiş olabiliriz ama önümüzdeki yıllarda 5G'ye geçeceğimizi öngörüyoruz diyebilirim, yani beklemekteyiz. Ama biz 5G'ye geçmişken diğer devletler 6G'de olacak ve biz yine bir alt sayıda olacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınız varsa yorumlar kısmından bana ulaştırabilir ve siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu da ayrıca yazabilirsiniz. Arkadaşlar, kanala abone olarak Türkiye'nin en büyük ve en geniş bilim, eğitim ve teknoloji kanalı olma yolunda sizlerle beraber yürüyeceğimizi unutmayın. Bana destek vermeyi ve kendinize destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.